Abla iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ahmet Hanım bunu ilk defa yapmıyor ki Ayşe. Ahmet beni ilk defa hayal kırıklığına uğratmıyor ki şaşırayım. İyiyim ben. Şu şoku bir üstünden atayım. Daha da iyi olacağım. Allah'ım bana ne olur. Ne olur bana güç ver. Bir an evvel atayım şunu üstümden. Kendine zarar vereceksin, tamam? Tamam. Ahmet. Ne bunu neden yaptın? Sen... Ahmet'im, neden böyle bir şey yaptın? Böyle olması gerekti anne. Böyle olması gerekti. Bu kadar ya. Yani. Oğlum, yazık değil mi o kıza ha? Yazık değil mi onun güvercin yüreğine? Düne kadar kurduğu gelinlik hayallerine yazık değil mi? Oğlum, neden böyle bir şey yaptın? Nasıl gönlün el verdi oğlum? Ya gözümüzün önünde büyüdünüz. Birbirinizi sevdiniz. Nasıl gönlün el verdi ha? Hı? Ne oldu sana? Niye böyle yaptın oğlum lan? Ne keşke sana her şeyi anlatabilseydim. Anlat oğlum bak anlat. Bak burada ikimiziz. Kimsecikler yok. Anlat bana oğlum ne oldu ya? Orada bir şey oldu, ne oldu? Senin önünü kesen, seni durduran, kalbine zincir vuran ne varsa anlat oğlum. Ben senin annenim, Ahmet'im, annenim. Bana anlat. Ne oldu? Kurban oldu. Azra. Suzan. Hah. Suzan kaldıralım taşı oturmasın. Karnı ağrıyacak. Karnı mı ağrıyacak? Evet. Ya Veysi ne saçmalıyorsun sen ya? Ya senin bu aşk acısıyla. Ne bileyim böyle efkarlı durumlarla ilgili verdiğin tepkiler var ya. Beni benden alıyor. Bir sus ya. Kız orada aşk acısı çekiyor. Ne karın ağrısından bahsediyorsun? Ya iki dakika Veysi olmaktan vazgeç. Bir dur ya. Duramam. Duramam efendim. Duramam Suzan. Ya bak yemiş mi aşk acısını, tamam mı? O benim kız kardeşim. Benim için önemli olan önce onun hakiki sağlığı. Kızın duyguları yok. Var. Daha dün 3 kere evlenme teklif etmeye çalıştı bana. Ne oldu bir anda, ne değişti? Bir dakika ya. Bu engerek yılanı suratlı, kenafir gözlü, pislik kız acaba benim kardeşime büyü yaptırmış olabilir mi? Büyü mü? Büyü? Yahu Suzan Allah'ını seversen 22. yüzyıla şurada hepi topu 80 sene kalmış yahu. Büyü mü kaldı Allah'ın sen? Büyü mü kaldı? Suzan'ım bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında daha da fazla gülerim. Böyle dışarılarda gülerim, böyle ekip halinde gülerim ama şimdi şöyle bir durum var. Sen hamilesin. Çocuğumuzun önünde seni böyle rencide etmek istemiyorum. İçime içime gülüyorum. Veysi. Ya bir şey diyeceğim. Suzan haklı. Haklı. O kız kesin büyü yaptı Ahmet'e. Ne? Ne? Evet büyü. Oğlum. Bak kurban oldum. Hani sen bu kızı çok seviyordun ha? Hani sen Azra için dünyaları yakardın? Ne oldu oğlum? Ha? Oğlum lan çikolatamızı çiçeğimizi yaptırdık.
Sen mutluluktan havalara uçuyordun, elin ayağın titriyordu da kravatını babam bağladıydı. Oğlum aşağı indik sonra. Anne dedin, ayakkabımın tozunu alacağım, ben geliyorum önden dedin de sonra ne oldu? Ha Ahmet'im, orada ne oldu? Ne değişti oğlum? Birden ortadan kayboldum. Bekle Allah bekle, yoksun. Oğlum orada bir şey oldu. Oradan ne oldu da birden o ruh hastası, manyak benim yanımda olmasın, ötede dursun, başkasının hayatını yaksın dediğin kızın yanında neden soluğu aldın? Ahmet, insan içine çıkacak yüz bırakmadın bizde. Oğlum bize neden böyle şeyler yaptın? Oğlum. Bir anda nasıl kalbin buz kesti öyle? Siz ondan gidince ben arkadan tek başıma gelirken yolda tekrar düşün. Vazgeçtim. Vazgeçtin. Evet. Çocuk oyunu mu oğlum? Senin paşa gönlün isteyecek. Biz kız istemeye gideceğiz. Sonra bir anda yok vazgeçtim diyeceksin, dünya duracak öyle mi? Oğlum rezil ettin bizi. Zekeriya Usta'nın, Nuriye'nin yüzüne bakacak yüz kalmadı bizde. Yakıştı mı bu lan? Ahmet bak. Sen serseriydin. Haytaydın, yaramazdın falan ama. Ya ciğerim nasıl yanıyor bir bilsen. Ya sen bu kadar kalpsiz, vicdansız, bu kadar bencil bir çocuk olamazdın Ahmet'im, ne oldu sana? Ay ne oldu sana Ahmet'im? Ne yapacağız Arif Efendi? Vallahi yani o kadar üzgünüm ki Zekeriya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani senden bir tek oğlum adına özür dilemek geçiyor aklımdan ama hani ben de ona o kadar kızgınım ki inan onun adına özür dilemek de gelmiyor içimden ya. Merak etme, merak etme. Benim aklıma bir şey geldi, ben onu yapacağım. Nerede senin o kazma oğlun Ahmet? Mutfağa mı saklandı? Çıksın lan dışarıya. Usta, çık, ya, çıksın. Ya, bırak ya, beni. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Ya, bırak, 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 bırak beni. Ya babacığım, bırak, ne yapıyorsun? Çıkma. Çekil oradan. Ya, elimde döner bıçağı var ki şimdi senin sünnetini çıkartırım aradan. He? Yine geldik sünnete. O zaman kendin bilirsin. Geç kazan mübarek olsun babacığım. Ne? Kazan değil lan o. Gazan mübarek olsun. Ama sen merak etme, kız kardeşinin gözyaşlarını yerde bırakmayacağım ben. Arif, yapma, Arif, bırak. Yapma, Arif, yapma. Arif, bırak şu Ahmet'i, ben sana sarayım. Arif, bırak yapma, diyorum. Yapma, Arif. Bak Arif, senin o kazma sap oğlunun Ahmet'e dedim ki, bak dedim eğer benim kızımı üzersen, ona bir şey yaparsan bunun hesabını sorarım sana dedim. Seni bitiririm dedim. Artık bu bir kız babası olarak benimle onun arasında özel mesele. Bırak, ya, Arif, bırak, Arif, tamam, bırak diyorum. Tamam, Arif, tamam Zekeriya. Haklısın, haklısın oğlum. Vallahi ya yerden göğe, hatta buradan aya haklısın ya. Bırak o zaman. Yap. Ama yani bu iş kılıçla, bıçakla böyle olacak şeyler değil yani. Böyle haklıyken haksız duruma düşmek, böyle bir şey şiddete başvurup. Bak yapma bunu. Bırak bunu. Bunu bırak. Bunu bırak. Bak konuşuruz. Vallahi olmaz bu iş. Tamam. Ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Yani ben de o kadar kızgınım ki Ahmet'e. Ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum ama işte erkek evlatlar dünyaya yani babalarının başlarını belaya sokmak, onların başına dert açmak için geliyorlar Zekeriya. Dün gece
Benim kızım sabaha kadar yatağında ağlarken benim canımdan can koptu Arif Efendi. Can koptu. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ama sen bana bak, bana güven. Ben ikimizin adına da ona cezasını keseceğim. Vallahi bak, hepimizin adına ona cezasını keseceğim. Siz bana bırakın. Güvenin lütfen. Lütfen. Bak bana bırak diyorum Zekeri. Tamam. Ben de en az senin kadar kızdım. Bırakın bak. Ben halledeceğim. Zekeriya. Özür dilerim baba. Defol git. Defol git, bir daha gözüm görmesin. Ya demesene öyle Arif. Aa, nereye gitti çocuk? Ya bırak karışma sen ya. Karışma Hacer. Benim Ahmet diye bir oğlum yok artık. Ne zaman ki kırıp döktüğün her şeyi tamir edersin. O kızın gönlünü alıp gözündeki yaşı silersin. Benim, annenin, ailemizin alnına sürdüğün bu kara lekeyi silersin. İşte o zaman bu eve ve bu dükkana geri dönersin. Değil mi baba? Bence de. Keşke herkes kırıp döktüğünü tamir etse de ben eve öyle gelsem. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen? Kimi tehdit ediyorsun oğlum sen? He? Kimi tehdit ediyorsun lan? Ben bir Allah'a... Bir de annene hesap veririm. Ama Arif deme öyle şeyler. Durun kurban olayım ya. Ne yapıyorsunuz? Ne ya? Yeter artık. Bu ne ya? Oğlum sen niye üzüyorsun lan bizi? Ha, ne istiyorsun bizden? Ha, insanları niye üzüyorsun oğlum? Arif dur ne olur bak. Yeter artık. İp üstünde yaşamaktan bıktım. Her şeyi anlatacağım ben. Baba dur. Neyi anlatacaksın Arif? Anlatın, ne diyeceksiniz deyin bana ya, yeter artık. Yok bir şey ya. Böyle sinirlendim. Öyle salladım işte ya, yok bir şey. Of, vallahi öleceğim, vallahi billahi öleceğim. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Sen beni merak etme anneciğim. Yeter ki bu ortamdaki huzur bozulmasın, tamam mı? Oğlum huzurumuz mu kaldı bizim? Yok huzurumuz falan. Ne olur gitme oğlum. Anneciğim yeter ki sen üzülme, tamam mı? Dur, dur bir dakika, gitme oğlum. Gitme ya. Dur bir dakika Ahmet, bir dakika dur. Evet ya. O kız kesin büyü yaptı Ahmet'e. Basiretini bağladı. Yani başka türlü o kızın gözünün önünde seni çok seviyorum, sensiz nefes bile alamam diyen çocuk niye gidip akşamına beni terk edip onunla olsun? Bunun başka bir mantıklı açıklaması yok ki. Ablacığım gayet de mantıklı bir açıklaması var. Sen yine aynı yolu deneyerek farklı bir sonuç bekleme aptallığında bulundun. Ne diyorsun Ayşe? Ablacığım sen yine Ahmet abiye güvendin. Seni üzmeyeceğini düşündün. Ama o ne yaptı? Yine seni üzdü. Azra kusura bakma ama Ayşe doğru söylüyor. Yani bak Türkçesi biliyorum biraz zor. Yani ama ben yine de deneyeceğim şansımı. Gene bakalım sarı olan. Şimdi şöyle bir laf var, tamam mı? Sen birine bir kere güvenirsin. O seni yanıltırsa o onun suçu olur. Çok güzel gidiyorsun, aynen devam. Ama sen aynı adama, aynı insana tekrardan güvenir ve o adam sana aynı hatayı tekrar yaparsa bu aptallıktır. Doğru söylüyorsun.
Hadi biz gidelim. Bu işte bir iş var. İyi bak. O sondaki aptal demesen çok iyiydi. Azra, bundan sonra seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Senin kendini bile üzmene izin vermeyeceğim. Ama önce arkadaş olacağız, tamam mı? Şu an içimde böyle alev yanan bir yangın varken sensin de ait diyemem. O zaman bana bunu yapandan bir farkım kalmaz. Arkadaş, tamam. Tamam. Haklısın. Bir arkadaş gibi yanında olacağım senin. Ama önce o gözyaşlarını silmem gerekiyor. Şimdi oldu mu arkadaşım? Sağ ol. Azra. Azra bana bak. Bak. Bundan sonra arkana bakmak yok. Geçmişe dönmek yok. Bundan sonra hep ileriye bakacaksın. Anlaştık. Tamam. Ama benim son kez Ahmet'le konuşmam lazım. Onunla yüzleşmem lazım Zola. Yoksa yapamam. Devam edemem. Öğrenmem lazım. Öğrenmem lazım. Zekeriya, ben var ya o Asmalılardan nasıl intikam alacağımızı çok iyi biliyorum. Nasıl alacakmışız? Bak şimdi, İtalya civarından şöyle sarışın, yakışıklı bir damat bulup kızı evlendireceğiz. İtalya civarından? Hı. Yakışıklı. Sen evet. Ne diyorsun Nuriye ya? Şimdi bak, oh. Zekeriya. Azra, Azra, Azra. Bunu bekle. Düş önüme Ahmet. Azra bak. Azra bak filan yok. Düş önüme dedim. Beni delirtme. Sana zarar verecek halim yok Ahmet. Çünkü sen benim gazabımı bile hak etmiyorsun artık. Düş önüme. Bir şey konuşacağız. Ya Zola sen de gitsene. Ablamla Zola nerede ya? Ne Zolası yahu? Ne Zolası? Allah Allah. Burada kapı gibi bir abisi var. Ne Zolası? Ben gidiyorum. Ay Veysi durur musun? Nereye gidiyorsun ya? Bir kere bu artık üçünün arasında bir mevzu. Sen karışma. Bırak Zola gitsin. Ya Zola niye saklanıyorsun? Gelsene. Hadi. Hadi. Ben varken acaba ne alakası var? Veysi bir dur saçmalama ya. Bu kazma nereye götürüyor benim kızımı yine? Zekeriya. Ha? Babacığım, ablam kendisi istedi Ahmet abiyle son bir kez konuşmak. Zekeriya, dur gitme. Ya bırak kız ihanetinin hesabını sorsun. Yoksa nasıl söndürecek içindeki yangını?
Otur. Şimdi ben soracağım, sen cevap vereceksin Ahmet. Ne soracaksın? Ben soracağım dedim, sen bana soru soramazsın. Sen cevap vereceksin. Tamam anladım, sakin ol. Sakin ol. Sen ne yaptığını sanıyorsun Ahmet? Bak Azra, ne söylesen haklısın. Şu an sövsen de dövsen de haklısın. Üzgünüm. Yok. Ahmet, bu sefer özür dilerimle haklısınla geçiştiremezsin. Sıvışamazsın. Bana cevap vereceksin. Her şey için tek 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 cevap vereceksin. Ben bu kadar soruyla kafamda yaşayamam Ahmet. Yapamam. Peki. Sor. Beni hiç mi sevmedin? Senin elini tuttuğum ilk günü hatırlıyor musun? İşte o günden beri seni sevmeden tek bir nefes bile alıp vermedim ben Azra. Ben de. Ben de bunu sevdim zaten. Beni bu kadar güzel sevmeni sevdim. Seven insan bunu yapar mı Ahmet? Bana bunu nasıl yaptın? Göz göre göre beni ateşin nasıl attın? Nasıl için el verdin? Ben haklı filan olmak istemiyorum Ahmet. Ben cevap istiyorum. Bana bir şey ver diyorum. Bana bir sebep söyle diyorum. Ya benim belki de en güzel günüm olacak günü nasıl cehenneme çevirdin? Bana bunu söyle. Ya susma, susma. Bir şey söyle bana. De ki mesela ben seni hiç sevmedim de. Seninle oynadım ben. Kalbinle oynadım de. Senin ağlaman benim hoşuma gitti. Ben bununla çok eğlendim de ama bana bir şey söyle Ahmet.
rağmen bana bir şey ver. Ne olursun bana bir şey ver. Yoksa ben aklımı yitireceğim. Ne olur bana bir sebep ver. Hazza, seni o kadar çok seviyorum ki. Ben senin için kendimden vazgeçtim. Sen yanma diye kendimi ateşe attım ben Hazza. Senin yanmak dediğin, ateş dediğin o Çağla denen kadın mı? Çünkü ben babamlarla birlikte senin beni istemeni beklerken sen ona gitmişsin koşa koşa. Benim için kendinden vazgeçişim bu mu? Bu mu? Ya susma artık, bana bir şey susma, bana bir cevap ver ya, bana bir şey. Seni o kadar çok seviyorum ki. Son nefesime kadar da seni sevmeye devam edeceğim. Ama bazen aşk her şeye yetmiyor. Hayatımızdaki her derdi ilaç olmuyor maalesef. Aşk için bazen gitmek gerekiyor. Bazen yok olmak. Bazen ölmek. Sevdiğim mutlu olsun diye onu sevmekten vazgeçmiş gibi yapmak gerekiyor. Hayat beni bu uçurumun kenarına getirdi. Bu aşk oradan düşmemi engelleyemedi. Ben seninle ölüme gidecek kadar seni çok seviyorum. Seninle son vedamıza. Elveda hayatım aşkım. Elveda ölümsüz sandığım ölümlü aşkım. Aşk dediğim
Azra. İyi misin? Sağına soluna bakmaz. Hep yeni bir ateş yakmaz. Biz şimdi olabileceğimi hiç sanmıyorum. Bir daha dışarıya çıkmaz. Ama bu işler sana uymaz. Ruhun adam gibi durmaz. Git gel. Evet, kahve barını şuraya kuralım diyorum. Tamamdır, o şekilde organize edeceğim. Sizce böyle nasıl? Hah, tamamen bu, kesinlikle budur. Süper. Pardon. Efendim babacığım. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. İç mimar Funda Hanım geldi. Onunla birlikte iç mekan çizimlerini yapıyorduk. Kolay gelsin. Ahmet nasıl? Yanında mı? Yardım ediyor mu sana? Ahmet, tabii yanımda babacığım. Hiç yalnız bırakmıyor ki beni. Kafeyi beraber işleteceğiz ya babacığım. Dekorasyondan menüye kadar her şeye beraber karar veriyoruz. Aferin ona. Yani seni yalnız bırakmaması çok iyi bir şey. Ne yapsın? Çok aşık bana babacığım. Bir görsem böyle çalışırken mendiliyle terimi siliyor. Helal olsun. Ya bana diyor ki, attığın her adımda, aldığın her nefeste ben yanındayım. Her şeyi birlikte başaracağız. Oh oh, senin adına çok sevindim kızım. Bence kendi adına da sevin babacığım. Sen emekli olup holdingi tamamen bana devredince gözüm hiç arkada kalmayacak. Anneciğim, biz Karşıyaka'ya geçiyoruz. Aa, oldu mu şimdi ya? Oğlum siz burada mı çalışıyorsunuz, oraya mı çalışıyorsunuz? Belli değil ya. Alacalı bulacalı hal hareketler. Ben böyle rengi belli olanı severim. Bir renginizi belli edin ya. Doğru efendim, doğru doğru da. Şimdi Hacer annem Ahmet faydasını evden kovup bize böyle dev bir kıyak yapınca ben de fabrika ayarlarıma dönmek zorunda kaldım. Yani iç güveyliğine devam diyorsun. Aynen öyle anneciğim. Ayrıca bundan sonra gündüzleri taksici, geceleri de ocakbaşı ustası olarak çalışma hayatıma devam edeceğim. Aslında biz burada sizlerle o kadar mutluyuz, o kadar huzurluyuz ki yani inanın mecbur kalmasak hiç Karşıya geçmezdik ama. Ama bu güzellik karşısında biz orada çalışmaz da burada çalışırsak çok büyük bir ihanet etmiş oluruz. Ya. Ya doğru doğru doğru, çok üzüldük. Sizi çok özleyeceğiz. Yani neredeyse bir yarımız eksik kaldı ama yapacak bir şey yok. Bah 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 bah. En çok ben üzüldüm. O kadar üzüldüm yani. Yıkıldım. Hiç efendim, lütfen metin olun. Bak kendinizi böyle üzmeyin lütfen. Ne zaman ki bizi görmek istersiniz bir kebaplık mesafedeyiz. Çat diye geliriz tamam, böyle hiç yok. Tamam ama çok tamam, özleyeceğiz. Tamam. Sık sık tamam, görüşürüz çok, özledikçe. Hadi özleyin. Ben hatta var şey ya yapın. Şimdiden özledim. Hay Allah hadi ya. Hadi hadi. Vallahi çok özledik sizi. Çok da özleyeceğiz. Özlem, hadi. Özlem. Çok da özleyeceğiz ya. Çok da özleyeceğiz. Çok da özleyeceğiz. Ay hay Allah! Ne oldu Suzan? Ne oldu Suzan? Suzan çabuk gel buraya otur. Gel buraya otur Suzan. Suzan, Suzan bebek mi geliyor yoksa? Anne, baba yetişin dostlar, yetişin. Ne oldu lan? Ya ben şimdi duramıyorsun. Duramam Suzan. Duramam Suzan, duramam. Ben her gece uyumadan önce bunun provasını yapıyorum Suzan. Duramam, duramam. Panik yok. Ya Beşi ne oluyor? Bir dursana. Panik yok. Panik yok efendim. Bu işlerde en önemli şey panik olmamak. Bakınız bebek konusunda, bebek gelmeden önce en önemli şey yapılması gereken şey panik olmamaktır. Bunu sakın unutmayın. Suzan sakin ol. Sakin ol. Sakin ol abim. Ben hemen bir taksi alayım yeri. Taksi alayım yeri. Duvara mı çarptı lan o? Ay Beysi! Aman iyi misin ya? Ne oldu baba lan? Bileyim ben. Babacığım bak sen biraz panik oluyorsun. Bunlara olma bak. Bana mı söylüyor panik yapıyorsun? Bana dedi panik yapmıyor. Ben ne yapıyormuşum? Panik olma yapıyor da bilmiyorum. Lan! Ne oluyor kızım? Oğlum! Lan akıllı ol lan. İyiyim Suzan. Suzan. Şimdi anlaşılan şu ki şöyle bir durumu değerlendiriyorum çok sakin bir şekilde. Anladığımız
Seni buradan hastaneye götürmek mümkün değil Suzan. Suzan, bu hastaneye yetişemeyiz. Hayır efendim, hastaneye yetişemeyiz. Bunu tartışmayın benim lütfen. Suzan, Suzan. Doğumu burada yapacağız, tamam mı? Doğumu burada yapacağız. Lütfen buraya sıcak su götürün. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ya. Biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Suzan, Suzan nefes al. Nefes al Suzan, nefes al, nefes al. Ver, al. Lan! Eşek sıpası, bırak. Nefes alıp veriyor zaten. Rahat bırak kızımı. Bir şey olduğu yok, görüyoruz burada. Ne öyle vesveseyi verdin? Duvardan duvara çarpıyorsun kendini. Bir şey yok. Ne yapıyor Arif? Ne diyor bu? Ne? Ne bileyim, bebek geliyormuş. Bebek mi geliyormuş? Lan oğlum, bebek daha 5 haftalık. Nereye geliyor acaba? Hı. 5 hafta mı? Evet. Hani geçen hafta doktora gitmiştik ya. Dediydi ya hani 4 haftalık hamilesi diye. Bir hafta geçti ya sadece. O mesele geçen hafta mıydı ya? Bana böyle stresten 9 ay geçmiş gibi geldi. Vallahi Allah senin cezanı vermesin be. Hepimizi böyle panik ettirdin yani. Ödümüzü kopardın. Kızıma bir şey oldu sandım. Sıfatına. Ya vallahi elim ayağım boşaldı ya. Ya yürü gel Allah aşkına. Nereden başımıza iş açtık acaba? Yahu Suzan. Yahu Suzan, madem bebek gelmiyor, sen neden hay Allah diye bağırdın? Güneş gözlüklerimi karşı dükkanda unutuvermişim de. Ah beni beni. Nida işte. Ha. Ben gideyim alayım. Aman dur dur. Beraber gidelim, sen kaybolursun. Ben bulurum zaten, sen bulamazsın. Gittiler de gittiler, gittiler de gittiler. Gittiler de gittiler. Oh. Ben var ya en çok şu uyuz gelinin gidişine sevindim Zekeriya. Sabahtan akşama kadar hiçbir halt etmeden böyle ayağımın altında dolap duruyordu. Ona burun kıvırır, buna burun kıvırır. Nuri. Ne var? Ne var Zekeriya? Ah! Oğlum. Biz sizi nasıl özledik daha şimdiden, değil mi Nuri? Hem de nasıl? Ay. Ben de tam diyordum ki Zekeriya ya, niye gitti bu çocuklar? Gidelim ziyaretlerine falan diyorduk yani, çok özledik. Çok güzel adam ya, çok güzel adam. Ya Zeynep ya. Ya babacığım, ben size kıyamam ya, kıyamam. Sizin bu kadar üzüldüğünüzü bilseydim şimdi vallahi giderim, Hacer annemle konuşurum. Buraya geri döneriz, ne olacak canım? Siz hiç merak etmeyin, sarılın. Lan! Al git lan! Keşke şu gemide olsaydım. Neden? Niye ki? Uzaklara giderdim. Kalmazdım burada. Hazır'a inan bana. Kaçmak, uzaklara gitmek. Çözüm olacağını sanıyorsun ama çözüm falan olmuyor. Çünkü sen giderken kendini de yanında götürüyorsun. Aklındaki o düşünceler, kafandaki o sorular, problemler. Her şey seninle birlikte geliyor. Giderken her şeyin çok güzel olacağını, huzurlu bir hayata kavuşacağını falan düşünüyorsun. Ama öyle olmuyor ne yazık ki. Senin de öyle mi olmuştu? İtalya'dan buraya geldiğinde. Yok, ben yani ben öyle olmadım. Neden? Çünkü seni buldum. Sana aşık. Ah. Öyle işte ya. Yine de böyle uzaklara gitmek çok güzel olabilirdi. Aslında keşke beraber İtalya'ya gitsek seninle. Sana bizim evini, yani Roma'yı falan gezdiririm ilk önce. Ondan sonra atlarız treni, bütün İtalya'yı gezeriz. Çok güzel olur yani. Gerçekten çok güzel olurdu. Ama neden olmasın ki? Sana söz veriyorum.
Bir gün İtalya'ya beraber gideceğiz ve her yeri beraber gezeceğiz. İnşallah. İnşallah. Peki sen İtalya'daki evini hiç özlemiyor musun? Benim İtalya'da evim yok ki. Nasıl yok? Hani vardı ama artık yok. Öyle yani. Ne oldu oradaki evinize? Ha şey, öyle değil ya. Ev o yerinde yani. Ev duruyor yani yerinde ama biz dönemiyoruz ki zaten. Niye dönemiyorsunuz? Yani... Eyvah. Neydi? Eyvah, geliyorlar. Kim geliyor? Adam... Azra, benim saklanmam lazım, acilim de. Ya niye saklanacaksın? Dur, düşeceksin. Niye saklanıyorsun? Ben nereye saklanacağım? Azra, bir şey söyleyeceğim sana. Sana sarılabilir miyim lütfen? Ne? Sorma bir şey. Sana sarılabilir miyim lütfen Azra? Lütfen. Zolan. 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 Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani sonuçta biz arkadaşız değil mi? Arkadaşlar böyle günler içindir. Saati falan geliyordur. Geç oldu. Şey yapalım, dükkana gidelim en iyisi. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.